Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kılıçdaroğlu ABD'ye neden gideceğini açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen ABD ziyaretinde yurt dışına giden gençlerle buluşacağını söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca Altılı Masa'nın adayını 2 günde belirleyebileceğini savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Görüşmeleri daha sık yapacağız. Gerekirse 15-20 günde bir gerçekleştireceğiz. İkinci ev sahipliğini yine CHP'den sonra DEVA yapacak. Seçimi kazanacağız. Ciddi bir fark da alacağız. Parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. Şunu eleştirdik kendi aramızda. Niye televizyonlar günün 24 saati aday kim olacak diye konuşuyor? Cumhurbaşkanı adayını belirledik. İşi tersinden ele almak istiyorlar. Türkiye'nin bu kadar sorunu var. Cumhurbaşkanı adayı altı liderin ortaya koyduğu hedeflerin dışına çıkmayacak. Bu olmazsa tekrar başa dönmüş olacağız. Cumhurbaşkanı için söylediğimiz gayet açık. Sen bizim adayımızı merak ediyorsan seçim takvimini açıkla. Otururuz, 2 gün içinde adayımızı belirleriz. Partilerin kendi içine yönelik eleştirileri oldu. Diyelim ki CHP'de bu konuyla ilgili görüş beyan edecekse, altı liderin imzaladığı belge var. Bunun dışına çıkılmaması yönünde. Anti-neoliberal politikalara karşıyım. Altta kalanın canı çıksın. Yukarıdakiler istedikleri kadar zengin olsunlar. Dünya artık küreselleşti ve Türkiye bu tabloyu en acı yaşayan ülkelerden birisi. Benim birilerinden icazet alma gibi bir düşüncem asla olamaz. Ülkenin bağımsızlığına saygı duyuyorum. Bay Kemal kimseden icazet almaz. Dünyada düşünce vardır, bilim vardır. Hızla gelişen teknolojiler vardır. Umutsuzluğa kapılıp yurt dışına giden gençlerimiz var. Onlarla buluşmaya gideceğim. Dezenformasyon yasası çıkmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bir insan düşüncesi nedeniyle suçlanır mı? Aklını kullandı diye insanlar hapse atılır mı? Düşünce özgürlüğünün olması lazım. İstiyorlar ki hiç kimse konuşmasın. Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkmasın. Gazeteciler objektif yayın yapmasın. Bütün bunları da yapsalar gerçekler değişmez. Gidişlerini hızlandırırlar. Kendilerini eleştirenleri asla tahammül edemiyorlar. Bir siyasetçi eleştirinin ne kadar değerli olduğunu fark etmelidir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.